Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Kasım ayının başrolünde siz varsınız. Güneş ayın 22'sine kadar akrep burcunda parlayacak. Şimdiden tüm akrep burçlarımızın doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve sevgili yükselen akreplerimiz. Evet, sizin için de tabii ki çok önemli bir dönem. Güneş yükselen üzerinden geçerken yaşam enerjinizi arttırıyor, motivasyonunuzu güçlendiriyor ve hemen ayın başında 1 Kasım'da Akrep Burcu'nun 9 derecesinde yeni ay doğacak. Yeni ayla başlıyoruz Kasım'a ve özellikle 1 Kasım ve yakınlarında doğanlar için önemli bir yeni ay bu. 27 Ekim, 5 Kasım arasında doğan akrep burçlarımız için çok güçlü etkiler getirebilir. Bununla birlikte lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen akrepler 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, 5 ile 14 derece arasında yükselen burcunuz varsa tabii ki sizin için de çok önemli bir etki olduğunu söyleyebilirim. Yeni aylar yeni başlangıçlar, yenilikler anlamına gelir, yeni kararlar anlamına gelir. Yeni ayın yönetici gezegeni ve akrebin yönetici gezegeni tabii ki Mars, aynı zamanda Plüto. Baktığımızda bu iki gezegen birbiriyle karşıt açıda. Aynı zamanda burcunuzdaki Merkür'ün Uranüs'te de bir karşıt açısı var. Dolayısıyla bu yeni ay çok da rahat koşullarda doğmuyor. Dolayısıyla biraz temkinli olmakta fayda var sevgili akrepler. Kasım ayıyla beraber hayatınızda biraz daha stres artabilir. Gergin hissedebilirsiniz kendinizi. Özellikle bu Merkür Uranüs karşıtlığı ilişkilerle ilgili bazı sürpriz gelişmeler, işte eşinizin belki bazı hızlı kararları olabilir, sürpriz bir tanışma, bir teklif alabilirsiniz. Hani bunun yaratacağı hayatınızda biraz daha belki heyecan olabilir. Mars'la Plüton'un karşıtlığı bir mücadele getiriyor. Yani burada bir güç mücadelesi olabilir, manipülatif durumlar olabilir. Özellikle aşk hayatınız, sosyal hayatınız, sizi duygusal olarak etkileyen kişiler falan. Buralar tabii ki biraz daha belki zihninizi karıştırabilir zaman zaman. Olaylara uzun vadeli bakmanız gerekiyor. Ancak bunu yaparken duygularınızı kontrol etmeniz zorlaşabilir. Veya vereceğiniz kararlar, ilişkilerinizle ilgili vereceğiniz kararlar hayatınızda köklü dönüşümler getirebileceği için işte belki yakınlarınızdan ayrılmanız, çevrenizi değiştirmeniz, kariyerinizle ilgili belki net kararlar vermeniz gerekiyor. Bunun üzerinizde duygusal baskıları olabilir. Bunları yönetmekte biraz zorlanabilirsiniz. Genel olarak aslında çok dürtüsel davranmadan stresi iyi yönetmeniz gereken bir süreçtesiniz ama Mars yengeçteyken işte bu çok kolay olmayabiliyor. Çünkü Mars yengeçte çok duygusal çalışabilir. Duygusal manipülasyonlara çok açık olabilir bu dönem içerisinde. Olumlu etkiler tabii ki var. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. İşte su burçlarında yengeç, akrep, balık gibi, toprak burçlarında başak, oğlak, boğa gibi burçlarda gezegenleriniz ve iyicil gezegenleriniz varsa daha olumlu tesirler alacağınızı, daha fazla destek alacağınızı, daha güçlü, güvenli adımlar atabileceğiniz ve hayatınızda gerçekten olumlu dönüşümlerin hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Akrep krizlerle ilgili bir burç ki siz bunu gayet iyi biliyorsunuz ama aynı zamanda çok güçlü, kendini dönüştüren, yenileyebilen bir burç. Krizlerle birlikte hayatımızda güçlü bir arınma, güçlü bir şifa da oluşturuyoruz. Yani bir şeylerin kökten dönüşmesi, gereksiz bir şeylerin hayatımızdan çıkması, ayrılması, daha sağlıklı, daha güvenli bir ortam oluşması için de motivasyonumuz artabilir bu yeni ayla birlikte. Mars Yengeç Burcu'ndan 5'inde çıkacak, Aslan'a geçecek. Ve tabii şimdi Mars retrosu da yaşayacağımız için önümüzdeki birkaç ay çok önemli. Bu yeni ayın etkileri de biraz daha bizi belki Nisan ayının ortalarına kadar meşgul edebilir. Yani daha orta vadeli bakmak gerekiyor. Yani bu yeni ayla hayatımıza giren konular, başlayan konular Nisan ayının ortalarına kadar aslında mücadele etmemiz. Yani zaman zaman bizi biraz yorsa da hani zaman ayırmamız gereken konular, kavramlar olabilir açıkçası. Mars Aslan'a geçince enerjimizi biraz hani işimize, kariyerimize, işte neyi hedefliyorsak geleceğimizle ilgili bunlara daha fazla, daha özgüvenli bir şekilde yöneltmeye başlayacağız. Ama Mars Aslan'da çok sabit olabilir, çok agresif olabilir. Bu da size biraz daha fazla enerjisi anlamda inisiyatif aldırabilir ama çok gözü kara da yapabilir. Yani bunlara dikkat edelim. Özellikle duygusal davranarak gereksiz adımlar atmanız,
biraz böyle yıkıp yakmanız, kavga etmeniz, daha fazla mücadele içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Bu mümkün olduğunca hani daha sağduyulu olmakta, özellikle karşınızdaki kişilerin beklentilerini ya da ilişki içerisinde olduğunuz kişilerin şu anki durumlarını hep göz önünde bulundurmanızda fayda var. Ama kariyer konuları, iş konuları ya da kişisel anlamda eğitim konuları, buralarda mücadele gücünüz artmaya başlayacak. Yani ben buradayım diyeceksiniz. Kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Bu da yeni bir işe başlama, mesleki adımlar atma ya da meslekle ilgili bir eğitim alma ya da akademik alanlarda bir çalışmanızı tamamlayıp hani statünüzde bir şeyin dönüşmesi, belki işte bir doktorayı tamamlamak, bir yüksek lisansı tamamlamak benzeri o alanlarda size önemli etkiler de getirebilir kariyerinizi destekleme anlamında. 3 Kasım'a 3 Kasım'da Merkür Yay burcuna geçiyor. Dolayısıyla aslında bu ayın genelinde iş konuları ve para kazanma konularında da hep böyle bir düşüncelerimiz ön planda. Planlarımız var, bilgi topluyoruz, belki konuşuyoruz. Hani para konuları, işler, finansal işler, ticari aktiviteler, tüm buralarda da böyle bir hızlı Merkür geçişi var. Dolayısıyla para kazanma becerilerimizin öne çıktığı bir ay. Yeteneklerimizi de keşfedip bunları da gayet güzel değerlendirebiliriz. Özellikle ayın 5'inden sonra Mars'ın da Aslan burcuna geçmesi bu iş, çalışma ve para kazanma yönlerimizi biraz daha aktifleştirebilir. Buralarda daha pratik, daha somut adımlar atabiliriz. Ve 15 Kasım'da 24 derece Boğa burcunda Dolunay var. Dolunay ilişki evinizde Uranüs'le birleşiyor. İlişkilerle ilgili önemli bir döngü. Bu belki eşle ilgili, partnerinizle ilgili önemli bir karar aşamasında olabileceğinizi de gösteriyor. Kuşkusuz tüm bunlar sizin geleceğinizi, toplumdaki statünüzü, kariyerinizi de etkileyebilecek konular olabilir. Bir evlilik teklifi alabilir, evlenmeye karar verebilirsiniz, evlenebilirsiniz. Örneğin bu tabii ki statünüzü değiştirecek bir konu. Belki evlilikle bağlantılı ya da eşinizden kaynaklanan bir konuyla ilgili, eşinizin işi ya da eşinizin düzeninle birlikte yer değiştirmeniz, taşınmanız, bir yere gitmeniz. Yani bunlar da tabii ki yaşamınızda böyle bir düzen değişimidir, bir kariyer planlamasıdır. Buralarda önemli etkiler getirebilir. İşin içinde Uranüs olunca çok da kontrol edemediğimiz, biraz gerçekten sürprizli durumlar. Ama sürprizli olduğu kadar keskin ve net değiştiren, dönüştüren durumlar anlamına geliyor. Venüs yönetici gezegeni Boğa burcunun ve Oğlak burcunda olacak. Dolayısıyla 3. evinizde olacağı için biraz bir hareket, seyahatler, yolculuklar, ticari girişimler anlamında güzel. Yeni bir şeyleri öğrenme konusunda güzel. Aslında belki eşinizle birlikte seyahat de yapabilirsiniz ya da eşinizin böyle jestleri olabilir size. Ya da bir şeyleri hazırladınız, yazdınız, çizdiniz, tasarladınız. Bunların sosyal alanlarda bir ortaya çıkması, bir kamuoyuna bunları açmanız mümkün. Bir şeyi yayınlamak gibi. Ya da hukuksal bir işiniz var, bir davanız, bir mahkemeniz, bir hak arayışınız var. Burada bir davanın sonuçlanması ya da sizin bir adım atmanız, bir hukuksal girişimde bulunmanız. Hizmet aldığınız bir avukatınızla ya da bir danışmanınızla birebir böyle hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla olan ilişkilerinize, anlaşmalarınıza, sözleşmelerinize bakmanız ve burada belki bir karar vermeniz. Bir şeyleri değiştirebilirsiniz belki. Bir avukatınızı değiştireceksiniz. Yeni bir danışman alacaksınız. Buralarda da hani hayatınızda önemli, radikal bazı etkiler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkilerin daha kişisel anlamda tesirli olacağını, önemli olacağını söyleyebilirim sevgili akrepler. Evet, ayın 20'sinde Plüto artık tamamen Kova burcuna yerleşiyor. Son bir yıldır Kova burcuna bir geçiyor, sonra Oğlağa dönüyor. Böyle bir gel git hareketlerini görüyoruz. Artık Oğlak'tan tamamen ayrılacak. Kova burcuna yerleşecek. Önümüzdeki 20 yıl Plüto Kova burcunda ilerleyecek. Tabii ki bu kişisel olduğu kadar aslında daha çok toplumsal etkiler yaratıyor. Jenerasyon gezegeni, toplumsal alanlarda politik, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve sosyal alanlarda güçlü ama karşı konulmaz bir yenilik getiriyor, dönüşümler getiriyor. Bunu tüm insanlık için takip edeceğiz, izleyeceğiz. Ama Plüto sabit bir burç olduğu için tabii ki sabit burçlarımıza daha bireysel tesir edecektir. Sizin gibi sevgili akrepler. Şimdi Plüto 0 derece Kova burcuna tekrar yerleşecek. Aslında son bir yıldır bunu özellikle biraz hissetmeye başladınız. Özellikle yükseleni ve güneşi 0 derece ve yakınlarında olan akrepler daha fazla hissediyorlar. Önümüzdeki yılda bu ilk derecelerdeki etkisi olacak. Sizin için daha çok genel aile, yuva, yerleşim gibi konularda biraz daha bu
güçlü tesirleri etkilemeye başlayabilir. 22'sinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Para evinizi daha fazla aydınlatmaya başlayacak. Ama 26'sında Merkür de Yay burcunda geriliyor. Bu ne demek? Para konularına temkinli yaklaşalım. Çünkü buralarda Merkür yavaşlatabilir konuları, geciktirebilir. Aslında böyle bir tefekkür etme, gözden geçirme dönemi. Eğer önemli bir alışverişiniz ya da parayla ilgili vereceğiniz bir karar varsa bunları lütfen ayın 25'ine kadar tamamlamaya çalışın ya da en azından planlamalarını yapın. Ayın 25'inden sonra hızlı kararlar vermeyin. Alışverişlerden de biraz uzak durun sevgili akrepler. Ve bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 Burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.